Yüzlerde gülümseme göremiyorum. Aa, güzel güzel. Can ne gerek vardı şimdi bu yemeğe? Anne! Anne abla! Geldiler. Oğlum biz nasıl bir yere geldik böyle? Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ne haber Leyla? Hocam Bey. Hüma Hanım, mahallemizi güzelleştirme derneği başkanı olarak mahallemizde gerçekleştirdiğimiz geleneksel bahar şenliğimize hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz. Can. Hükmet teyzem, nasılsın? İyiyim vallahi. Sen nasılsın? İyiyim. Bomba gibiyim. Ben böyle aile içinde bir yemek yiyeceği zannetmiştim. Çok şaşırdım o yüzden. Tamam, aile bu. Hüma aile. Mahalle hayatı böyledir Hüma Hanım. Ya biz çok büyük bir aileyiz. Böyle işte bayram, seyran, bahar şenliği falan çok eğleniyoruz, güzeliz. Yani buyurun, siz de yakından tanıyın. Muhittin, çorba tamam değil mi çocuğum? Merak etme Mevkubi abla, takviye geliyor şimdi. Ha, sakın bak kimse aç gitmesin burada. Tamam ablam. Aliş. Bu kalabalığın içinde konuşabilecek miyiz acaba biz? Başaracağımızı düşünüyorum ben. İnanıyorum ya. Gel babamın yanına gidelim. Baba, Can geldi. Ya amcam, nasılsın? İyiyim evladım. Sen nasılsın? İyi. Sizin restorandan aşağı kalır yoktur bizim lezzetlerinde mahallemizde. Mesela sizde belki istakoz var ama bizde de kokoreç var. Buyurun buyurun, gidelim yakından görelim. Nar gibidir, çok güzeldir bu. Nasıl gidiyor? Vallahi billahi nar gibi olmuş Mevkubi ablacığım. Nar, nar, nar. Oh maşallah. Ama bak, tattıracağım ben sana mutlaka. Hiçbir yerde bulamazsın böyle lezzetlisini. Komşularım, kermes masamız. Saniye, ne güzel yapmışsın. Dinlerim. Hoş geldiniz. Şey etme. Buyurun, buyurun. Hüma Hanım, buyurun. Buyurun, Hüma Hanımcığım. Harika olmuş dolma, çok güzel ya. Bey, şu tabağı uzatabilir misin? Mevkubi Hanım, şimdi ben böyle sokak ortasında yemeğe pek alışkın değilim de... ...hem hangi yemeği kim yaptığımı da bilmiyoruz. Köfte versene bana. Şimdi yalnız Hüma Hanımcığım, bu masada gördüğünüz bütün bu yiyecekleri... ...mahallemizin sakinleri el emeği göz nuruyla hazırladılar. Mesela... Can Bey evladımın oradaki dolmayı Saniye Hanım yaptı. Ellerinize sağlık Saniye Hanım. Bu içli köftemiz var ya, o da Cemile Hanım'ın. Döktürmüşsünüz gene. Ellerinize sağlık. Hepsi birbirinden lezzetlidir. Bu gördüğünüz sarmada mevkubemin. Alır mısınız? Yok. Acaba burada böyle kepek ekmeğine tost yaptırabileceğimiz bir yer var mı? Tost mu? Anneciğim. Ben çok net duydum. Dost dedi. Yani ne güzel. Dostlarla bir aradayız. Dostlarla toplanmışız. O minvalde bir şey. Değer yargılarıyla ilgili bir konuşma yapmak istedi annem. Değil mi? Tost dedim dost oğlum. Dost dedin anne, ben duydum. Tost oğlum, tost. Dost dedim, ben çok net duydum. Tost. Dost, dost, dost dedim. Dost dedi. Hüma Hanımcığım, bir atasözümüz vardır. Bilmem bilir misiniz? Hatır için çiğ tavuk yenir. Tabii. Ama önce hatır olması lazım değil mi? Siz yakık katır, yakık satır diyorsunuz yani. Anlamadım. Bizim satır köftesi var kasaptan. Buyurun yiyin. Vereyim mi? Mevkubi. Yok yok, al, almayayım. Mumbarı uzat çocuğum, çok güzel oldu. Vallahi. Yok yok, yok. Sana bizim gemiler yanmadan ufak ufak girsek mi Özcü ya? Hadi öyle yapalım o zaman. Anne, Mevkubi teyze. Şöyle biz
düğünle ilgili olarak. Düğün çorbası hele nasıl güzel, nasıl lezzetli çocuklar. Sanem, Leyla, hadi yavrum siz kase kase kapıp getirin yavrum. Hadi, hadi çocuğum, hadi. Hadi kızım. Hadi, hadi çocuğum. Hadi. Ya bayılırsınız ya, düğün çorbasına. Hadi, tamam, hadi. Çok güzeldi bizim düğün çorbası. Çok güzel oldu vallahi. Ayhan, aa, ne yapıyorsun? Niye gelmiyorsun sofraya? Ha, yok, bir şey yiyesin yok ya Hatice. Onu görüyorum zaten, bir şeysin de. Ben yediririm. Düğünlerde oluyor ya böyle, damat geline yediriyor, gelin damata yediriyor pastayı. Öyle bir şey. Düğün falan olmayacak ki Cece. Ayhan, Ayhan, ben artık evlenmekten korkmuyorum gerçekten. Ne yapalım biliyor musun? Böyle davetiyelerimizi seçelim, ne yazacağımızı. Sonra nikah şekerlerimizi seçelim. Düğünü hayal etsene bir. Böyle sen gelinlik giymişsin, ben damatlık. Böyle güzel bir hava. Güzel olmasına da gerek yok canım. Yağmur yağsa falan da olur yani, şey değil. Çocuklar böyle dolu düğünde, ortalıkta. Ama çocukları pistten almayalım. Çocuklar eğlensinler. Seyce, istemiyorum. Ha? İstemiyorum, istemiyorum. Ayhan. Neyin var, iyi misin sen? Ha? Cece, abim gidiyor. Leyla ile ayrılmışlar, düşünebiliyor musun? Daha dün biz onların evlilik tarihini konuşuyorduk. Şimdi ayrıldılar yani. JJ, benim aşka inancım kalmadı. Kalmadı. Ayhan. Onların hikayesi öyle oldu diye bizimki de öyle olmayacak. Yeniden yazarız hikayemizi, ha? Olur mu? Bence bir süre biraz ardın alalım. Zaten toparlanmamız lazım. Nasıl toparlanacağız? Ayhan, sen de mi gidiyorsun? Nereye gidiyorsunuz, ha? Ben gitmiyorum ya. Ben buradayım Cece. Abim gidiyor. İşte şehir dışında bir işle anlaştık da dizi. Güzel, diziyle anlaştıysa iyi yani onun için. Tabii ya, ayrılmalar kötü de. JJ, hoşça kal. Cengiz, JJ, Güliz nerede ya? Güliz gelmemiş. Fellik fellik mahalleyi aradım, yok. Gelmeyecek mi acaba? Bilmiyorum kim Uzay, hiç haberim yok. Nasıl bilmiyorsun? Sen iş arkadaşısın onun, sen bilmeye... Senin canın mı sıkkın? Yok, iyiyim, iyiyim. Çünkü ben çıkma teklif ettim de Güliz Hanım'a. O açıdan diyorum yani. Ha, sonunda ettin ha? Evet, ettim sonunda. Dedim çıkak mı dedim. Güzel, güzel. Zaten seviyorsan hemen gidip konuşmak lazım. Öyle çok beklememek lazım. Oyalamamak lazım da insanları. Afiyet olsun. Ana, ahanda da Gülis Hanım geldi. Ben erkeksi tavırlarımla çok hızlı bir etkileyim. Sen de takma kafana hiçbir şeye. Aslan kardeşim benim. Tamam. Gülis Hanım, Gülis Hanım bir saniye. Ben aslında bütün bu organizasyonu sizin için yaptırdım ama... ...vallaha mahalleli dadandı. Öyle mi Uzu? Ne oldu? Öyle değil tabii. Atıyorum kız, atıyorum. Ama tatlı tatlı atıyorum. Çünkü içimde şeytan tüyüm de var. Ya ben romantiklik olsun diye mum aldım. Mumu yemiş adiler. Hay gülüşüne kurban olduğum ya. Yemin ediyorum böyle bir gamze yok. O gamzeye gömülmek istiyorum. Ben yardımcı olayım. Aa, estağfurullah. Gülis Hanım ya. Diyorum ki, acaba bizim şu durumumuzun artık adını mı koysak? Yani çıkıyoruz biz noktasına gelelim mi? Biz çıkalım mı? Bilmiyorum yani, henüz düşünme aşamasındayım ben. Ama bu düşünme aşamasını bir karar aşamasına geçirelim artık. Çünkü o bittiğinde ben kendime üst baş alacağım. Takside gireceğim daha. Ne diyorsun ya? Çok komiksin. Sen de çok tatlısın. Kokteyl yaptım. Teşekkür ederim.
Sen de çok komiksin. Bakma sen de çok tatlısın. İnanılmaz bir insansın. Ben de ama şeytan tüylü. Çok güzel, çok hoş. Valla elinize sağlık Mümkü Hanım. Afiyet olsun çocuğum. Yazık çocuk, baksana doğru dürüst ev yemeği görmüş. Nasıl löp löp yiyor, ana yok. Ha Mümkü Bey. Allah Allah, tamam. Ama baksana çocuk nasıl yiyor, yazık, yazık çok. Şşş, anneciğim öyle deme. Allah Allah, ne var? Yok. Hoş geldin mahalle. Afiyet olsun çocuğum. Neden? Çok teşekkür ederim, sağ ol. Şşş, önüne baksana. Ne bakıyorsun sen sarı sarı olana? Bakma bak, babam babam. Ay yok, ben hiç bakmıyorum. Ben çorbama bak, bak ben çorbama bakıyorum. Bak. Peçete var mı? Peçete var mı? Peçete var mı? Nerede evlenmiş oluyor biliyorsunuz. Sormayın, sormayın. Peçete yok. Buyurun. Çocuklar böyle sabahtan beri evlilikti, düğündü falan konuşuyorlar hep aralarında. Farkındayım, farkındayım da onlar evlenince aileler de evleniyor biliyorsunuz. Ya sormayın. Gülümsüyorlar, gülümsüyorlar, çok güzel. Bu çok iyi bir şey değil mi? Yani sen daha iyi bilirsin bir tanem ama o gülüş, o model bir gülüş gibi gelmiyor şu an bana. Böyle bir ürkütücü bir gülüş, böyle çok masum değil yani. Biz düğünü üstümüze düşeni layıkıyla yapmaya hazırız. Altta kalmayız yani. Çok güzel yaparız efendim. Ay Mekman. Yani yine böyle sokağın ortasında mı İlahi? Annem direkt tencereye döndü şu anda. O anne bir tanem dedik ki. Annem sinirlendiğinde kafasından dumanlar çıkıyor böyle. Aa, ben evet görüyorum. Evet. Aa, bak ama hiç bundan yemedin sen var ya. Ben hadi, çorbaya hadi. Şu an dadandım. Unuttum çorbadan, onu alayım. Evet. Hadi bakalım. Ya tatlıcığım evet. İhmal ettim bunları. İhmal şimdi telafi ediyorum. Hepsinden yiyeceğim. Mevki Bey'cim daha sakin. Mevki Bey Hanım, iyi misiniz? Biraz su vereyim mi? Gerildin ama gerilmeyin siz. Gerilmeyin. Vallahi düğüne falan takmayın kafanızı. Makul. Siz ne makul? Çok merak ettim. Doğrusu ne? Şimdi bu çocuklar nişanlılar zaten değil mi? Ben diyorum ki düğünden önce biraz daha birbirlerini yakından tanısınlar. Nasıl yani, ne gibi? Pardon, anlamadım. Yani aynı evde yaşasınlar. Böyle evli bir çift gibi. Hı? Siz ben bir şey demedikten sonra kim ne diyecek değil mi? Bir tanem bu da düdüklü galiba şu an. Hı? Evet. Hı? Bu da düdüklü. Tamam Mevkubeciğim. Mevkubeciğim tamam. Anne bu sefer ki anne. Evet. Anne şu suyu al. İç. Anne. İyi fikir değil mi? Ben Nici'ye gittiğini düşünmüyorum. Güzel veleye vermeyelim değil mi ortamı şu an? Verelim. Geçecek. Ha? Sen bana bir baksana. Sen ne demek istiyorsun? Sen ne demek istiyorsun be? Sen ne demek istiyorsun be? Ay çok ağlıyorum. Bu ne demek istiyorsun? Yemeğimizi yediysek... ...bizim Sanem'le konuşmak istediğimiz bir şey var. Bir konuşma yapmak istiyoruz sizle. Naçizane o da yani. Evet. Ne oluyor ya? Haydi. Amca. Herkese merhaba. Mithat. Mithat abi. Abi bunlardan da yesene bak, tatlı tatlı çok güzel. Aa, yok yok, fazla yemeyeyim ya. Yani formu korumak zorundayım da. Hanımefendi tanıştırmadınız beni. Kayınvalide. Valide su. Kayınço değil, hiç olmaz o. Anne yarısı, annesi. Canın annesi. Oo, Arjante madam. Memnun oldum. Efendim takdim edeyim kendimi. Mithat Aydın. Ah pardon. Buyurun.
Demek Nihat Bey'in kardeşisiniz. Hem de ikizler. İkizdik. Anlamadım. Nasıl? Efendim ikizlikten istifa ettim. Yani bir şuna bakın, bir bana bakın. Baba desem hiç kimse şaşırmaz. Ama ya. Ya bir insan ayrı yumurta ikizi olur da bu kadar mı ayrı olur? Yani bence kümesler bile ayrı. Sanem, Mithat amcanın beyin modeli biraz değişik gibi sanki. Modifiye bir beyin galiba. Evet, evet. Aha. Espri anlayışı da çok güçlüdür. Evet. Ailecek güleriz ona. Bizim beyin meselesi büyük ihtimalle gümbürtüye gitti. Evet. Amcam geldi diye. Klasik, gümbürtüye gitti. Yapacak bir şey yok. Oh, oh, afiyet olsun, afiyet olsun. Neyse, yemeğimizi yedik, tatlımızı da yedik. Değil mi çocuklar? Hı. Evet, artık hesabı ödesek de kalksak. Garson! Biz hesabı alalım. Artık anında eli tutulmaz. Değil mi çocuklar? Hesabı ödeyiver de eve geçelim hadi. Haydi bakalım. Şey, burası hesaplı yani bu paralı mıydı burası? Herhalde bedava mı yani? Takılıyor ya, takılıyor. Hadi. Ya yalnız ödersin ya. Artık. Şaka yapmış. Efendim artık hesabı damatlar ödeyecek değil mi efendim? Sonuçta damat olmuş değil mi Can? Hadi bakalım. Evde mi ya? Tabii. Aa, o şey... Ay yok, yok, damat ben değilim. Ben Can'ın kardeşiyim. Ne bileyim canım, böyle damat gibi giyince ben de... Oo, takım da İtalyan kesim. Biliyorsunuz. Evet. Benim de terzim İtalyan efendim. Yani uzun süredir İtalya'da yaşıyorum da. Ah si, dove che vivi in Italia? Vivo a Milano. Quindi parli anche tu italiano. Sì, anche tu parlo italiano. Ci ho vissuto per un po' di tempo. Can sono io, zio Mithat. Aa, ama şimdi her şey güzeldi. Bu amca olunca olmuyor sonunda. Amca yanında. Ben abim ya. Ben abim de. Ananı seviyorsun. Kesin elimden bir kazancık. Ananı seviyorsun. Bak ne olursun, gözünü seveyim. Şey yapayım bakayım, ne oluyor? Senin soyadın neydi? David. Can David. David. Can David. Amcacığım, ne olur. Ha. Reklam fotoğrafçılık, Kompas Sports. Evlenmeyi düşünmüyorum. Ha, o eski bir haber, o çarpıtıldı. O böyle bir röportaj, doğru değil o. Bir şey der misin sen hem sen? Eski o. Eski. Ona itibar etmeyin yani. Yalan o haber. Evet. Asparagas. Tamam. Başın sağ olsun senin. Berber ne zaman öldü? Saç sakal böyle. Aynen. Hem başımız sağ olsun vefat etti. Hem de tarz ya bu şekilde genel. Tarz? Tarz hangi misin? Bu ne ya? Üstündeki takılar makılar. Sultanahmet'te gezer gibi. Git güzel bir damat tıraşı ol. Böyle olur mu? Ben sevmem böyle lakaytlık. Saygım sonsuz efendim amcalara. Amcasınız neticede. Tabii rica ederim. Aynen. Ya evli. Ya durun, ne oldu? Şaka yaptım ya. Hemen... nasıl bak, nasıl bak? Ne bakıyorsun? Şaka yaptım. Şaka yapıyorum. Bir şey yok ya. Kırdı ben oradaki gizli iltifatı almıştım zaten. Evet, evet. Gizli övgüyü almıştım. Bak şey yaptı, güzel güzel. Zehir gibi yakışıklı kerata ya. Benim lafım bu. Evet, ben evet. De diyorum. Ne diyorsun? Bunu. Her sabah aynada kendime bakıyorum. Rabbim diyorum, nasıl böyle bir şey yarattın? Zehir gibi güzelsin diyorum. Sen yakışıklı deyince annem acaba... Amca işte kan çekmiş. Acaba diyorum, Yuma Hanım, ben de mi saç böyle uzatsam? Nasıl olur acaba? Ah Nihat ya, kusura bakma. Senin de yarın değmiş gibi oldun. Yani kelin mermi olsa başına sür... ya çok güzel bir şey oldu. Ya ne güzel bir aile olduk değil mi Yuma Hanım? Ya. Güzel oldu, güzel oldu. Evet, evet. Ne yapıyoruz o zaman? Selfie çekiyoruz. Evet, hadi bakalım. Hop. Dur. Ölümsüzleştiriyoruz. Hemen gelir. Evet, çekelim mi? Selfie yapalım. Sıkışın. Gel sen yanaşın. De gel. Ha, bakalım, bakalım. Bak, bak. Oo, Yuma Hanım. Birlikte ne kadar güzel çıkmışız değil mi?
Teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Ne güzel bir ailem var Leyla. Değil mi? Çok güzeller gerçekten. Böyle biraz deli dolular ama. Çok garip. İzhan burada kendini evinde hissediyor. Değil mi? Evinde gibi hissediyor. Şimdi buradaki evler sizin evlere benzemez tabii. Yani beni yanlış anlama ama buradaki ilişkiler daha samimidir. Mesela herkes herkesin her şeyini bilir. Her ihtiyacına koşar. Birbirlerini kollarlar yani. Ben sensiz, evsiz, yuvasız kalmış gibiyim Leyla. Emre, ay biri görecek mahalledeyiz. Ya ben sana aşığım. Sen? Sen bana aşık mısın? Evet, ben de sana aşığım. Zaten bu bir sır değil, yıllardır aşığım. Biraz da bu yüzden korkuyorum zaten. Bir şeyler bozulur diye çok korkuyorum. Şşş. Artık korkma, tamam mı? Ben varım. Heh, efendim. 44-99 numaranızı yazdım ve size gönderdim. Sizi de çaldıracağım, kaydedersiniz. Kaydederim. Ukrayna demiştiniz. Evet, Ukrayna sonra işte Fransa'ya geçtim. Nice, Paris. İşte biraz iş, biraz müzik. Ne yapalım? Paris deyince ya, böyle burnumun direği sızladı. İş güç derken yani ne mesela? Efendim, ithalat, ihracat, mensucat. İşte yani şöyle diyelim isterseniz. Para nereye, ben oraya. Anladım. Yok ya, bakıyorum bakıyorum. İmkanı yok yani, konuya giremeyeceğiz. Yani yeri yok. Nasıl gireceğiz ki konuya? Çok ayrı kafalardalar yani şu anda. Ama bugün değilse de yarın mutlaka konuşacağız yani. Çünkü bana yavaştan geliyorlar artık. Şunu vereyim ben. Mithat Bey. Evet. Ben fark ettim ki sizin muhabbetinize doyum olmuyor. Uzaktan da baktım uzun uzun, onu gördüm yani. Türlü türlü şakalar, bir şeyler bitmiyor. Müsaade bize artık. Malum yarın iş güç değil mi anne? Estağfurullah damat, müsaade sizin. Biz artık büyük bir aileyiz değil mi? Yani yakın bir aileyiz diyelim. Ne yapalım? Şey yapalım mı? Selfie, selfie. Hemen yine bir selfie yapalım. Bitmedi hemen selfie. Hemen bir selfie. Kaç bakayım, tane çekildik belli değil bugün. Hep açıyorum. Bakın, selfie'ye de doyamadık. Hadi, hadi. Gele, muhabbete gele, zaten doyamadık. Selfie'ye de doyamadık. Yanaşın ama. Sen bizim babamızsın. Hadi ya, ama yanaşmıyor. Hadi. Daha yanaşın, daha yanaşın. Evet, daha. İşte. Selfie'den yeşil oldu ya. Ama yanaşmıyorsunuz ki, bak yanaşın. Alıyorum. Ya sen çıksana dışarıya. Gel bakalım. Gel. Alıyorum. Ha. Yanına hatırlandı da var ya. Ha. Çekiyorum. Ha. Çok güzel oldu. Çok çok güzel. Vallahi güzel. Ha sen. Bana ne ya? Ben odamı vermem. Leyla. Bana hiç bakmayın. Ben odamı hayatta veremem. Ya adamcağız misafir. Otele mi gönderelim çocuğum? Allah Allah. Ya bırak Allah aşkına mevkibe. Ağzından çıkarın kulağını duyuyor mu? Allah'ın cümlesi gidip odayla param verir o. Ne günde be? Değil mi abi? Ya. Sanem. Ama artık orası benim özelim ya. Yapmayın çocuğum. Ne oldu anlamadım. Yok bir şey yok. Yok. Sanem, damadı gözüm tuttu. Evet. Leyla, sende bir hareket yok mu? Bak senden küçük evleniyor. Sen evde kalmış gibi oldun. Amca Allah Allah. Tövbe estağfurullah. Neyse boş verin bunları. Sizi sevsin, karakteri iyi olsun, gerisi boş. Mithat. Ha. Allah Allah, vallahi gözlerim yaşardı. Ya 40 yılın başı ne güzel konuştun böyle. Ne güzel konuştun amca, bravo. Derler ama inanmayın, bunlar züğürt tesellisi. Cukka sağlam olacak, cukka. Canım cukka nasıl?
Cukka mukka ne diyorsun? Cukka cukka kart, kredi kartı. Cırt 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 gidecek, harcayacak. Gece gece benim sinirlerimi zıplatma. Vallahi cırtlarım şimdi Mithat ha. Ya kime veriyoruz kızımızı bilelim ya. Allah Allah, o zaman madem bu kadar merak ediyordun kendi sorsaydın. Hüma Hanım'la ilgilenmekten gözün görmedi kimseye. Siz de mi fark ettiniz? Ben de fark ettim. İlk ben fark ettim. Ya değil mi? Ne kadar şık, ne kadar hanımefendi. Yani asalet akıyor üstünden ya. Ya ama ben de ne adamım değil mi ya? Ne adamsın tabii ya. Nihat, sana saç ektirelim. Böyle olmuyor. Bak yaşım çıkıyor ortaya. Yok yok. Kesin elimden bir kaza çıkacak. Artık siz de beni ziyarete gelirsiniz Berk'ı ben. Abi be. Hani sen çok yorulmuşsundur bugün de. İstirahat et istersen. Ben şey edeyim. Ha iyi. Nerede yatacağım peki? Aa, benim çok uykum geldi. Artık benim yatmam lazım. İyi geceler. Amca tekrar hoş geldin. İyi geceler. Ay, ben görüşürüz. De çok yorulmuşum. Bütün gün iyi geceler. Tamam, iyi geceler. Kağıtçılara bak. Şey yapayım o zaman. Ben, abi bak burayı böyle bir açayım. İki kişilik yatak oluyor yumuşacık. İyi tamam işte iki kişilik. Siz de iki kişisiniz. Sizin yatak boşa çıktı. Onda da ben yatarım zaten. Haydi Allah rahatlık versin. Oo çift kişilik yatak gidiyor. Mevki be. Sen o tansiyon aletini getir karım. Dil altıyla şeker de getir. Şeker hapından. Getireyim aşkım. Gel aşkım. Biz kendimizi şuraya alıştıralım. Engebe de var bunda. Nasıl olacak bu oturulmaktan böyle böyle? Allah'ım yarabbim. Başımıza gelen nedir yani? Can, bazı şeyler asla değişmez. Oh be, çay geldi sonunda. Evet, günaydın. Günaydın. Afiyet olsun. Bence sen çayı gel sabah burada demle. Sonra git aşağıya git. Aşağıda demleme çayı yani. Olur, denerim. Can, ben sana bir şey soracağım. Yani dün hiçbir şey konuşamadık düğünle ilgili bir türlü. Ne yapacağız? Evet ya, amcandan pek fırsat bulamadık açıkçası. Evet ama sanki böyle işimize de geldi gibi oldu. Çünkü annemler fırsat bulamadı ki amcama şaşırmaktan. Birbirlerini yemediler yani. Yani değişik bir karakter, izlettiriyor kendisini. Can, acaba diyorum ki amcamın kitleleri birleştirme özelliğini mi kullansak? Öyle bir özelliği mi var? Nasıl kullanacağız anlamadım. Ya ne bileyim amcam bizden biri ama sizin dilinizden de iyi anlıyor. Annem amcamı çok sever, çok saygı duyuyor ona. Annene de iyi anlaştılar. Yani ben katılamıyorum sana maalesef. Ben benim annemle anlaştığını düşünmüyorum. Hayır bence anlaştılar. Nasıl anlaşmadılar? Selfie çekildiler Can. Yani acaba diyorum ki amcam böyle bir arabuluculuk yapsa da annenle buluşup birazcık konuşsa. Can dünyaları aynı sonuçta. Yani ben en azından bir orta yolu bulacaklarını düşünüyorum. Bence başka çözüm düşünelim. Başka bir çözüm olsa o çözümü konuşuyor olurduk zaten. Bu. Daha afyonun patlamamış sen bana çözüm diyorsun. Şunu bir içeyim ya. Ay aman 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 Allah. Nihat. Oh. Ay Nihat. Aa Mevku be. Yanlarım ağrıyor, boynum tutuldu, boynum Allah. Nihat. Belim. Nihat. Ha belim. Mevku be, belim koptu benim. Ay bu çekyat. Ağzım burnumu kırdı, salonun ortasına attı beni. Ay benim de boynum çok fena oldu. Allah! Nihat, ha. Al bunu sür. Çok iyi geliyor bu. Boynuma sürdüm, sen de sırtına, beline sür. Allah! Ha, gelen geldi Mevku be. Gelen geldi. Bak sessizce evin içine girdi, işgal etti. Her yeri işgal etti. Yatağımızı ele geçirdi. Kim bilir horul horul uyuyordurdu. Ya öyle değil mi? Az mı yemeğe geçti biz? Ben öz abim gibi sevdiğim için. Az yemeği var Mevku be. Hatta hiç yemeği yok. Ha çok istiyorsan al senin abini. Geliyor bak. Allah kişi. Şef garson gibi giymiş işte. Günaydınlar. Günaydın abi. Sağ ol. Oh, bakkal. Anılar. Ah. Oo işte bu organik yani. Anneciğim. Bahsettiğin dükkan bu. Kendimce işte bir abicim. Olsun olur mu öyle şey? Çok güzel. Bence lazımdı buraya. Lazım. Mahalleye böyle bir şey lazım. Nereden bileceğim mahalleye ne lazım? Bu ne bu? Şey o krem şey için yani bu. Şey için Mithat'cığım o. Bel ağrısı için, boyun ağrısı için. Bilmiyorum sana bunlar bir şey ifade ediyor mu?
Çok güzel bir şey. Çok güzel bir şey. Vallahi çok doğru bir şey. Sizin yatak berbat. Benim tutuldu ya. Nihat akşam geldi biraz kram sür bana ya. Yok artık daha neler ya. 3 yaşında mısın sen? Biri duyacak mahallede rezil olacağım vallahi. Bir şey etmez. Mevku bir şey söyleyeceğim sana. Buyur abi. Senin dükkanda böyle anti-aging, yaşlanmayı önleyici kremler falan var mesela. Var. Var Mithat, var. Sen ne yapacaksın ya bu yaştan sonra o incecik mincecik kremlerini? Yakışıyor mu ya? Yaşın adam olsana sen. Benim için değil, senin için. Çok önemli. Birazdan döneceğim. Aman dönme. Devam et böyle. Amca, ne haber? Salimciğim, iyiyim. Senden ne haber? Ya annenle babana anti-aging krem alıyoruz. Yani bu şey biliyorsun hani yaşlanmayı önleyici kremler. Ya İlahi amca vallahi sen ne kadar komik adamsın ya. Cuma Hanım da sana çok gülüyor yani kırdın geçirdin onu. İşte frekansını tuttu ne yapalım. Öyle mi? Evet. O da öyle dedi. Benim için bir şey mi söyledi? Frekanslarımız tuttu gibi bir şey dedi. Yani gülüyor sana. Öyle mi dedi? Vav işte bu güzel. Bir şey dedi, bir şeyler dedi. Ama kelimesi kelimesini böyle söylemedi. Şimdi hatırlamıyorum yani. Şey zaman gitti. Sana gülüyor amcacığım. Sen de ne zor diyorsun şu anda. Yani biz bu arada Hüma Hanım'la aynı yerdeyiz şu anda. Gelmek ister misin? Onu biraz daha güldürmek ister misin? Sanemciğim söylemene gerek yok. Hemen uçuyorum geliyorum. Tamam o zaman ben sana kodum atıyorum hemen. Görüşürüz amcacığım. Leyla Aydın. Buyurun. Teslimatınız var. Bana mı? Evet. Aa. Şuraya imzalar mısınız? Olur tabii. Kimden? Bilmiyorum Leyla Hanım. Bize sadece teslim etmemiz söylendi. Allah Allah. Tamam buyurun teşekkürler. Allah Allah kart falan var mı üzerinde acaba? İyi günler. Sağ olun. Ay bunda da kart yok. Allah Allah. Daha geliyor. Kart var mı onların üzerinde? Kimden geldi bu ya? Ben yolladım. Emre? Al bakalım. Şef boy ay en sevdiğim. Peki neden bu kadar çok? Seni üzdüğüm her gün için. Yani sana yollayamadığım çiçeklerin bir kısımları bunlar. Çok güzeller. Teşekkür ederim. Aslı güzel olan sensin Leyla. Ben sana layık olmaya çalışacağım bundan sonra tamam mı? Söz veriyorum. Keşke her şey bu kadar basit olsa. Sadece sana ve bana bağlı olsa. Niye? Başka kime bağlı ki? Annene, anneme. Onlara ne diyeceğiz? Annemlere bir şey dememize gerek yok. Biz birbirimizi seviyoruz ya. İşte ben öyle düşünmüyorum. Bence o kadar basit değil. Baksana Sanem ve Can Bey bile bu kadar zorlanırken... bize neler yapmazlar. Tamam merak etme. Bütün bunların hepsini çözüm bulacağız tamam mı? Sen şimdilik çiçeklerin keyfini çıkar. Öğlende yemek yiyelim müsaitsen. Tamam. Tamam mı? Teşekkür ederim. Ay çok güzel. İşte ondan sonra Deren Hanım, Osman ayrılığı kabul etmiş. Hı. Demiş ki arkadaş kalalım demiş de yani bana hiç inandırıcı gelmedi. Nasıl arkadaş kalacaklar? Neyse asıl bomba şu, Osman'a Bursa'dan dizi teklifi geliyor ve Bursa'ya gidiyor. Bütün bilgim bu kadar. Evet. Ha, sana inandırıcı mı gelmesi lazım yani? Ha, böyle bir saçmalık var mı? Sen bir karar merci misin? Her şeyde yani böyle bir dominantlığın var ya. Niye bağırıyorsun CC? Yani ben üzüldüm aslında. Osman çok iyi bir insandı bence. Evet. Bana çay yok mu? Var tabii. Ne konuşuyordunuz? Aldım bunu. Tamam. Sanemciğim, Leyla ile Osman'ı biz şimdi duyduk. Çok üzüldük. Hı. Ya öyle olması gerekiyordu. Doğru söylüyorsun. Herkes için en iyisi olsun. Yani kimyaları uyuşmadı demek ki onlar. Hı. Öyle mi diyorsunuz? Tabii. Kimyaların uyuşması çok önemlidir ilişkide. Bir de auraların uyumu çok önemlidir. Aura bu şey, böyle bir insan etrafında bizim göremediğimiz bir ışık çemberi. Yani renk de sanırım değil mi Deren Hanım? Evet, aynen. Yani insana bakınca böyle tanımlı bir renk görüyoruz ya. Görüyoruz.
Ben görmüyorum. Siz görüyor muyuz? Ben görmüyorum JJ. Ben görüyorum. Siz görüyor musunuz gerçekten? Ben de görmüyorum. Nasıl görüyorsunuz? Nasıl renk yani? Mesela ben ne rengim mesela? Gri. Öyle duman grisi. Sıradanlık. Aa. Şaşırmadım. Ben ne rengim peki? Sen mavisin. Mavi ilham, yaratıcılık ve zeka demek. Ya. Can? Can altın rengi. En kuvvetli renk altın rengi zaten. Sonsuzluğu simgeliyor. Sizin auralarınız çok uyumlu. O yüzden yan yanasınız. Ya ben onun aurasını severim be. Ben ne? Rengim benim ne peki Deren Hanım? Sen her renksin. Ha güzel. Böyle yani gökkuşağı gibi. İyi bir şey yani o. Hayır öyle değil. Böyle bakıyorum sana. Bir renk yanıyor. Sönüyor sonra. Sonra başka bir renk yanıyor. O da sönüyor böyle. Yani şu hayatta tanımlayamadığım tek canlı sensin Cece. Çok sinir oluyorum sana ben. Tanımsız. Sen ne renksin peki Deren Hanım? Ben tabii ki tepeden aşağı kırmızı. Liderlik. Bir de bunun yanında şefkat, dinginlik ve huzur demek. Şefkat, dinginlik ve huzur, kırmızı ve sis. Öyle mi? Evet. Çok dingin bir insanım ben özümde. Yiğit mesela turuncu. Turuncu uyum ve işbirliği demek. Kırmızıyla turuncu yan yana gelirlerse hayatta eğer birbirlerini tamamlarlar. Hem spiritüel olarak hem de mental olarak birbirlerini desteklerler her zaman. Biz bir şey duymadık. Ben işimin başına gideyim. Ben zaten Yiğit'in yanına uğrayacağım be. Deren selamı söylerim. Hatta Deren Hanım'dan turuncu böyle kırmızılı selamlar söyle. Ya şey... Niye susturmuyorsunuz beni? Bayılıyorsunuz lak lak. İşler kaytarmaya bahane. Şu özelimi anlatıyorum burada. Yürür müsün Güliz? Çok işimiz var daha. Tamam geliyorum. Ben bir şey koyayım kendime. Tamam kahve iç. Deren Hanım'a da götürelim sonra istersen. Ona götüreceğim zaten. Ama kökten olsun. Aç! Aa sen de! Sen yürü döküp duruyorsun sonra ben siliyorum hep. O zaman bana söyle ben koyayım. Tamam canım ne bağırıyorsun? Tamam sen koy. Güliz. Babaannem arıyor. Ne yapacağım babaannem arıyor. Ne diyeceğim? Bir de bunlarla uğraşıyorum. Ne diyeceğim babaanneme? Alo babaanne? Neresi kapıdaymış oğlum bağırıyorsunuz? Deren Hanım dinlemem koyarım laciverte gelin samuraya. Babaanne sen nereden duyuyorsun bizi? Nereden biliyorsun olanları? Kamera falan mı koydurdun ajansa bak doğru söyle. Duyarım ben babaanneyim. Ezdirme kendini ezdiriyorsun. Prezentablosun sen. Biraz bize örnek al. Dedeme örnek al hep. Biliyorum. Prezentablım evet. Dedeme örnek alıyorum zaten. Dedemi seviyorum. Bana bak. Hani yüzük parmakta? Hani yüzük yok? Evlenmemişsin. Sıfır. Şey babaanne ben evlenemiyorum evet. Öleceğim o zaman. Ölmek falan yok saçmalama. Şey oldu ya babaanne kız benden soğudu. Soğudu kız yani. Soğuduysa ısıt. Biraz romantik ol. Deden gibi ol biraz. Biz dedenle gençliğimizde gençliğin verdiği o... Şşş babaanne de... sus lütfen. Ne diyorsun böyle gözümün önüne geliyor. Ne zaman düğün? Düğün ne zaman? Düğün. Babaanne sen beni dinlemiyor musun? Evlenemiyorum diyorum. Sus. Evlenmeden konuşma benimle. Bana bak. Üstündekini sen mi diktin? Hazır mı aldın? Kıyafetini mi konservesini alıyorsun? Hayır. Bu kendi tasarımım. Ben diktim. Tamam kes. Git kızı iste. Babaanne. Sus. Evlen yoksa öleceğim. Kazdırıyorum bak mezarımı. Öptüm. Bye. Ya dinlemiyor. Dinlemiyor. Bizi mi dinliyorsun sen Medusa Hanım? Kim bu kadın? Ha? O kadın babaannem. Biraz yaşlandı tabii. Aslında yaşlanmadı bizim için. Daha 100 yaşında. Ne saçmalıyorsun JJ? Anne. Babaannem evet sana kötü davranırdı gençliğinde ama senin de bazı hareketlerin var. Ofis kadın... boy! Aa deli bu ya deli. Ben ilk günden söyledim ama ilk günden söyledim bunda bir tuhaflık var dedim ben. Thank you.
la 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 la